18.55 ve ben mikrofonu Devrim Danyal Hoca'ya bırakacağım. Devrim Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar Gebze, nasılsın? Teşekkürler, çok güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Hepimize. Ya biz geçen hafta senin aslında bu kripto dünyasındaki regülasyonlardan konuşuyorduk. Galiba Amerika bir regülasyon yaptı değil mi? Kısıtlamayacağını, daha ılımlı olduğunu belirten bir yasa tasarısını dün Biden imzalamış oldu, evet. Peki bir şey soracağım Devrim Hocam. Soru şu. Yani kısıtlama şansları var mı? Sonuçta bu tamamen bağımsız bir dünya diyoruz. Yine de kısıtlayabilirler mi, engelleyebilirler mi kripto varlıkların alınmasını ve satılmasını ülkeler? Sevgili Gevezi, arka tarafta matematiksel bir yapı üzerinde oturduğu için tamamen, eğer matematik üzerinde ilerleyecek olursak bu pek mümkün değil. Yani hep bütün süreçlerde de söylüyorum, 2 kere 2'nin 4 ettiğini nasıl yasaklayamazsak ama 2 kere 2'nin 4 ettiğini farklı bir biçimde kabul eder hale gelebilirsek o zaman yasaklanır ya da kısıtlamalar olabilir. Ama dünya genelinde 8 milyar insan zaten hemfikir olduğu 2 kere 2'nin 4 etmesi üzerinden bu yapıya bağlanıyorlar. Yoksa herhangi bir çatı yapı olmadığı için güveni sağlayan tamamen bu arkadaki 2 kere 2'nin 4 etmesini sağlayan blok zincir güven yapısı. O yüzden de pek mümkün değil. Yani doğru anlıyorum değil mi? Amerika şunu deseydi, ya ben bundan sonra Amerika sınırları dahilinde herhangi bir şekilde blockchain üzerinden kripto varlıkların alınıp satılmasını yasaklıyorum deseydi, aslında bunu kendi diyecekti ve sadece kendi demiş olacaktı. Hiç kimseyi bağlayan bir durum olmayacaktı. Doğru mudur? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten devlet politikaları olarak bunları hep görüyoruz. Çin hükümeti bugüne kadar defalarca yasakladığı bir ekosistem içerisinde defalarca diyoruz. Zaten burada bizi dinleyen arkadaşlarımız da çelişkiyi fark edeceklerdir. Yasak bir kere olur ve bir kere eğer yasak derseniz onu zaten tamamlamış oluyorsunuz. Ama işte bir yerden bir akacak yol buluyorsa o su, o andan itibaren orayı tıparsınız. Diğer taraf, yani suyun akışını nasıl durdurmakta zorlanıyorsak benzer şekilde Çin biliyorsunuz madencileri yasaklamıştı belirli bir dönem önce. Oradan çıkan bütün madencilerin hepsine de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer devletler kucak açmışlardı. O andan itibaren gördüğümüz noktada bunun herhangi bir şekilde kısıtlanıp yasaklanamayacağı dair. Peki şimdi mesela benim bu kripto varlıklarla ilgili sormak istediğim bir şey var. Şimdi madencilik yapılıyor. Bu madenciliği yapmak için aslında ihtiyaç olan tek şey elektrik gücü. Doğru mudur? Şu an için evet, ama o da yavaş yavaş bu doğa ve çevreciler tarafından fazla üzerine gidilmesi nedeniyle de arka tarafta yavaş yavaş daha hisse bazlı ya da bu paraya yönelik, yani parayı veren düdüğü çalar metodolojisine doğru evrilmeye başlıyor. Bu arada herkes elektriğin niye harcandığını merak ediyor. Onu da şöyle söyleyeyim. Normal, konvansiyonel dünyada herhangi bir işi yapacağınız zaman orada bir emek harcıyorsunuz. Bir alın teri var. Burada da tamamen dijital ağlarda olduğumuz için oradaki alın teri esasında elektrik harcaması olarak Yani bir coin'in kriptolanabilmesi için, şifrelenebilmesi için bir bilgisayarın belli bir süre bu şifrelemeyi yapmak için elektriğe ihtiyacı var. Yani doğru anlatıyorum değil mi? Kabaca evet, bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi soru şu. Niye o zaman mesela bunu bireysel insanlar çok kolay, ya bireysel olarak yapmak çok zor, ama yatırımcılar, yatırım şirketleri neden çok büyük güneş enerjisi tarlaları kurup kripto para tarlaları kurmuyorlar serverlarla? Evet. Çok yakında El Salvador'un başkanı Nayib Bukele bu konuyla ilgili daha orijinal bir fikir ortaya attı. Yanardağ'dan gelecek enerjilerle oraya bir kripto para madenciliği yapabilir miyiz diye bir süreç içerisine girdi. Yani herkes bir şeyler deniyor ama işin sonunda gene çevreciler ve doğa kazanacak. Bence bu iş birazcık daha parayı veren düdüğü çalar metodolojisine dönmeye başlayacak. Öyle görünüyor. Yani böyle blockchain naifliğini yitirecek diyorsun zaman içinde bir şekilde. Mümkün olduğunca insanlar içine girdikçe o dağıtık yapıyı bir zaman kazanacağız ama o dağıtık yapının karşısında da bu tekeller karşı
karşı karşıya kalacağımız bir dönem olacak. O ne kadar hızlı geçecek onu da tamamen hani bu pandemi dönemi içerisinde hepimiz nasıl bir anda dijitale geçip de bu online toplantılar, online görüşmeler bir anda revaç oldu. Onu da yavaş yavaş işte insanların yayılmasıyla, o dağıtık yapı nasıl olacak? İnsanların bunu öğrenip, bilip, kabullenmesiyle başlayacak. Ondan sonra da o tekerlek yavaş yavaş kırılacak. Son olarak da şunu merak ediyorum. Yani sonuçta sen bu işin çok içindesin. Türkiye'de bununla ilgili bir regülasyon çalışması var mı? Kesinlikle. Geçtiğimiz Eylül-Ekim ayından beri bu konuyla ilgili hem meclis tarafında hem Hazine Maliye Bakanlığı tarafında BDDK, SPK ve Merkez Bankası olmak üzere çoklu bir çalışma yürütülüyor. Tabii bu da en doğru zamanda, en doğru şekilde bütün çıkarlar gözetilerek bir şekilde regülasyona bağlanacaktır diye düşünüyoruz. Diğer ülkelerde olduğu gibi. Bayanlar baylar, Devrim Danyal Hoca bizlerle beraberdi. Hocam çok teşekkür ederim valla, ağzınıza sağlık, 10 numarasınız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Görüşmek üzere, sağ olun baba.